Şimdi bu arada Mustafa ve Ceylan aslında bulunan koltuklarda yan yana oturuyor. Yani yan yana değil, aynı koltukta oturuyorlar. Fakat aralarına bir güvenlik koyduk. Koymamızın sebebi de zaten aralarında herhangi bir duygusal ilişki yok, değil mi? Yok. Evet. Ceylan, Mustafa beni zorla kaçırdı demişti. Mustafa yalan söylüyor, iftira atıyor. Ben zorla kaçmadım, tam tersi kaçmayı o teklif etti demişti. Aslında kaçan iki taraf o gün hangi duyguyla karşılarsa yayında karşı karşıya gelip birbirleriyle ilgili suçlamalarda bulundular. Hani ben de ikinizin arasında bir husumet olmayacağı için böylesine uygun görmüştüm ama Ceylan, sen niye küfrediyorsun şu an Mustafa'ya? Küfretmiyorum ki Esra Hanım, yanında kalmak istemiyorum, yan yana oturmak istemiyorum. Ha, anladım. Bu sebeple de güvenliğimizi oturttuk araya. Hani ekran başındaki seyircilerimiz de bilsin. Şimdi Mustafa, annen Zekiye Hanım burada. Perişan halde. Senden asla böyle bir davranış beklemiyor. Senin bunu nasıl yaptığını aklı ermiyor. Buyursunlar Zekiye Hanım. Hoş geldin. Merhaba. Gelin. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Size sormalı. İyiyim. Sizi gören iyi olduk. Teşekkür ederim. Böyle tanışmasaydık keşke. Olur. Keşke canım güzelcik. Gelininizi sever misiniz? Çok severim. Çok severim gelinimi. Hiç bana karşılık vermez. Hiç. Nereye yollarsam daşa yollar, daşa gider. Şey yola gider, ona gider. Peki oğlun 3 Kasım tarihinde evden çıkıyor ve bir daha 3 Kasım mıydı? 5 Kasım mıydı? Allah arasın, bilemeyim sırrını. Yani evden çıkıyor ve bir daha 3 Kasım'mış. Bir daha haber alamıyorsunuz. Yok, sonra yayında bir öğreniyorsunuz ki başka bir kadınla kaçmış. Başka kadınla kaçmış. Karşında oğlum. Anne, senden özür dilerim. Herkesten, eşimden. Beni affet. Ne diyeyim, affediyorum. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım anne. Böyle milletin önüne söz vereceksin, eşinden, çocuğundan üstüne düşeceksin. Söz. Yıkıldım Esra Hanım, yıkıldım. Yıkılmaz mısın? Yıkıldım, yemin ediyorum yıkıldım. Bana bir evlat dedim, bunu niye bir dedim. Bana kapı alma gidiyorum, mutfak dolabı alma gidiyorum, çelik kapı alma gidiyorum dedi. Ben o akşam aradım, bunun amcamın kızı var aşağıda. Amcamın kızını saat 2'de uyardım. Oğlum yok dedim. Oğlum nerede dedim. Öldürdüler de dedim. 200 milyar para cebinde dedim. Arsa sattı dedim. Evin üstünü dizecek diye. Babasına evin üstünü, tabusunu verdirecektim. Öyle diye çıktı Esra Hanım. Bir duyduk, Ceylan'dan kaçmış. Oğluna normalde o güne kadar güvenir miydin? Çok güvenirdim. Allah, Cenab-ı Allah, çok güvenirdim oğlumdan. Yani daha önce böyle mesela hiç yapmadı, Ceylan'ın hiç. Bu evden ilk kaçışı değil, defalarca çocuklarını bırakıp kaçmış. Mustafa da daha önce çocukları ve karısını bırakıp kaçtı mı? Hiç kaçmadı Esra Hanım. Hiç kaçmadı. Hiç. Var mı böyle bir durum? Yok, hiç yoktu. Hiç yoktu. Böyle bir hatasını hiç yakalamadı. Mustafa. Esra Hanım, benim kalbimde anneme ve babama soğukluk var. Hı hı. Yani neden soğukluk var? Bundan 13 sene önce babamın abisi bir iftiraya uğradım. Ondan dolayı babam gelmedi almaya. Annem saat 10-11 mi bilmiyorum. Hı hı. Jandarmasız beni rehin aldılar. Bana o akşam babam, annem hiç... Ama annem geldiğini yani sonradan gördüm. Yani ben, kalbim soğuk babama karşı. Anneme o kadar değil ama... Annem geldi hiç yoktan. Bir iftiraya uğradı. Evet. Bundan dolayı aslında... Ben babamdan herhangi bir şey istemedim. Ne ev istedim, ne araba istedim, ne hiçbir şey istemedim 13 seneden beri. Hı hı. O gel dedi, geldim. İşi bırak gel köyde fındık topluyordum dedi. Gittim, topladım. Yani her şeyi yaptım ama hiçbir şey istemedim. Neyle iftiraya uğradı? Ya 7 tane bilezik çalındı diye iftiraya uğradım. Yani jandarmas... Dövdüler mi o gece seni? Dövdüler. Benim hastalığım dahi var. Biliyorum. Eşim anlatmıştır. 13 seneden beri ben hastalığı çekiyorum.
utanıyorum. Çocuğum sabah öldüğünce yani ağlamaktan duramıyorum. Mustafa, anlatmana gerek yok. O gün uğramış olduğun ağır şiddetten dolayı ya, senin bedeninde kalıcı bir şey oluştu. Evet. Ve ondan, bunun tedavisi de yok. Ya, ben ya var mı yok mu bilmiyoruz tabii. Hırsızlıkla suçlandın. Evet. O gün anne ve babanın benim oğlum yapmamıştır, Mustafa böyle bir şey yapmamıştır demesini ve seni kurtarmalarını mı isterdin? Evet. Yani oradan alıp jandarmayı aramaları gerekiyordu. Yani ben orada rehin tutuldum. 15 yaşındayım. Hiçbir şeyden haberim yok. Ben tarlada çalışıyorum. Mısır kazıyorum. Yani, ama benim bir anda ertesi günü kaza yapıyorum. O gün bana iftira atılıyor. Doğru mu Zeki Hanım? Doğru. Evde bak mesela dün onun alanlar evdeler. Onun gelini aldı. Gelini aldı. Tamam anne benim, tamam boş benim, ver. Bak, Allah'ın, benim 13 yıl önceki ben, hırsızlığı benim ortaya kayınım, çıkartamayız. Benim kayınım bunu üstüne attı. Ama babası ve sen bizim oğlumuz böyle dedim, bir şey yapmaz. Dedim babası ya. Abisine karşı bir şey demedi. Abisine her hafta konuşuyor. Abisine konuşuyor. Abisine konuşamayacağım diye yaptı bunu. Amcanla görüşüyor musun? Hayır 13 Hayır. seneden beri hiçbir bayramda olsun elini öpmem, hiçbir kapatmam. Evine de gitmem, konuşmam da. Sana atmış oldukları iftira ve o zamanki yaşadığın utancı hala üzerine taşıyor musun? Taşıyorum. Ya ben çok yani bana çok şeyler yaptılar. Yani sabah ezanına kadar orada rehin tutuldum. Eve geldim sabah ezanında babam. O günden sonra babamı kalbimden sildim. Annem o kadar değildi, çoktan geldi. Ama yine de baban ne derse yaptın mı? Yaptım. Her hafta sonu 11 aylık çalıştım fabrikada. Yani 11 ay boyunca çalıştım. Babam gel dedi. İşi bırak gel dedi. Bol'dan köye gittim. 2 ay işsiz kaldım. 2 ay iş aramakla uğraştım. Senin hayatında enteresan bir süreç var. Ceylan da Mustafa beni zorla kaçırdı dedi. Ya zorla yok. Yemin edebilirim 3 tane çocuğum var. Zorla hiçbir şey olmadı. Yani zorlama yok. Kimden geldi kaçma teklifi? Ondan geldi. Ya vallahi billahi yani ben yalan söylemiyorum. Şu ana kadar hiç böyle yalanla işim olmadı. Ama en azından bu kararı beraber verip beraber yola çıktınız. Evet. Değil ya, mi? Evet. Ya şöyle bir şey. Ya yolda kaçtık diyelim. Zorla kaçırmış olsam kontrol noktaları var. Polis geliyor arabaya kimlik kontrolü yapıyor. Ya orada söyleyebilirdi. Hadi orada söylemedi. Mardin'de otele bıraktım. Ben dişçiye gittim. Orada polisi arayıp Düzce'deki polisin numarası da var hatta. Ya orada polisi arayıp benden şikayetçi olmadığına dair kendi rızamla gittiğime kocasıyla dair sanat da var. Kocasıyla iletişim kurmuş orada. Nasıl? Orada kocasıyla iletişim kurmuş. Evet ben dişçideyken kocasıyla mesajlaşmış. Hangi hayalle yola çıktınız beraber? Ya hayallerimiz vardı ama yani bir anlık böyle nefsime yenik düştüm orada. Yani eşim ve çocuklarım hiç aklıma gelmedi. O anda böyle beynim ve kalbim arasında savaş vardı. Ne kadarlık bir ilişki bu? Ya ayın 19'unda olmuştu. 1-2-3 gün görüştük. Ekim 19? Aynen. 2023? Evet. Yani bir haftalık falan, 10 günlük falan. 10 günde can çatlasa 4 sefer ya da 5 sefer. Daha önce böyle bir deneyimin var mı? Yok. Herhangi bir böyle bir kadınla buluşmam ya da görüşmem dahi yoktur. Ceylan? Diyemiyorum. Şimdi eşinin... Esra Hanım, Cuma gün bağırıyordu. Mağdur beyin, beyin diyordu, bağırıyordu. Niye evet. Boğulmadı madem? Niye boğulmadı? Şimdi niye boğulmaya? Onu kardeşi önüne mi götürüyor? Ondan kaç yaş büyük Ceylan? Ceylan'la kaç yaş büyük de benim oğlumu kandırıyor? Kendi şeyine baksın. 5 milyar telefon aldı. Güzel 5 aldı. Benim gelinimi almaya da, benim gelinimi almaya da, eşini almaya da ona niye kıyafet alıyor? Aldınız mı kıyafet? Alışveriş yaptınız mı? Evet. Ne aldınız? Utanmadan bir de aldı ya. Ne aldınız beraber? Mont aldık, ayakkabı aldık.
Ben zorla aldırmadım Esra Hanım, kendisi aldı. Zaten kaçmam sen. Kaçmam sen Şifikri, kaçmam. Yani şimdi seni zorla kaçırdıysa onun zorla almış olması ve seni zorla giymiş olman lazım. Zorla bunlara sahip olman gerekiyor normal şartlar altında. Alışveriş de yapıldı. Çocuğa da kılık kıyafet. Sence Mustafa affedilmeyi hak ediyor musun? Ya, normal şartlarda hayır. Ama ben kendisinden çok çok özür dilerim. Bir daha buyurun. Böyle bir şey olmayacağını... Bak bir soru sordum ona. Affedilmeyi hak ediyor musun dedim. Dedi ki hayır. Ama benim kendisine ya. Bırakıyorum. Yani ben buyur, zorlayamam kendisini. Yani annesi babası öldükten sonra sadece yanında ben vardım. Ben bilmiyorum. Ben, şişt, bana kayıp çıkacaktı. Sözleri vardı bana karşı. Beni bırakmayacaktı yarı yolda. Annen baban kaç yaşında vefat etti? Ben 19 yaşındayken falan. İkisi de mi aynı zamanda vefat etti? 11 ay arayla. Babam önce vefat etti. 11 ay sonra annem vefat etti. Başın sağ olsun. Sonra... Hayattaki tek tutunacak dalın, her şeyin çocuklar ve Mustafa mıydı? Evet. Ben kimseyi dinlemedim. Mustafa'ya güvendim. Herkes olmaz dese de ben yine ona güvendim. Hani yapamıyorsunuz, bu evlilik gitmiyor diyenlere de aldırış etmedim. Niye bu evlilik gitmiyor diyorlar ya da hani, neden Gülbahar bak Mustafa seni hak etmiyor dediler. Ne oldu? Çalıştığı işlerde durmuyordu. Durmuyor. Ya da iş değiştiriyordu sürekli. Ben kendisinden çok özür diliyorum. Kabul edersen. Yalvarırım ne olur. Beni affet. Bari bir daha dönmeyeceksin. Dönmeyeceğim. Affet. Kimseye bir daha bir şey... Kendinden büyüğe dönmeyeceksin. Bundan sonra. Kendinden büyüğe değil. Hiç kimseye. Hiçbir kadına. Hiçbir kadına. Hiçbir kadın mağdur olmamalı. Yapılacaksa normal yollarıyla boşanacak. Ne olur beni affet. Bütün kötü alışkanlıklarını da bırakacak. Söz. Erkek sözü. Aileme bağlanacağım bundan sonra. Ne olur beni affet. Beni hiçbir zaman parasız bırakmayacak. Söz. Çünkü Esra abla, kadın parasız kaldığı zaman kötü yollara da gidebiliyor. Hiçbir kadın parasız da bırakmamalı. Söz. Ne olur. Nasıl istersen, asla yorum yapmam, karışmam. Hadi al. Almadım al. Al. Hadi almadım. Bir daha yaparsa ben peşinde olmayacağım. Bir daha hata yaparsa peşinde olmayacağım. Bir dahaki hatasını asla affetmeyeceğim. Direkt boşanacağım. Direkt. Ben kalbimden atamadım sevgisini ya. O kadar kötü oldum ki o akşam. Kandırıyor lan, ne yapacaksın? Ne oldu? Karı buyruk bu peşinde, para peşinde. Esra Hanım, bir şey daha isteyeceğim. Bir daha işimle hiçbir münasebette hiçbir yakınlık kurmayacak. Mustafa onunla kurmayacak. Evet, Mustafa da onunla, o da herkes onunla. Herkes kendinden mesul. Evet. Kendi söz hayatına düzenini şey yapacak. Söz veriyorum. Bana değil, ona söyle. Seni bir daha kırmayacağım, üzmeyeceğim. Ne olur beni affet. Bu da sana aldığım hediye.
affetmek bir anda olmuyor Esra abla. Zamanla yaptıklarına göre affedeceğim. Yaptığı, hani değiştiğini gerçekten bana gösterecek. Çabasına, gayretine. Evet, ona bağlı. Hani bir anda sıkıp atılmıyor. Kaybettiği güveni kazanma konusundaki gösterdiği o üstün çaba. Evet, çabasına bağlı. Bak, sevgi geçmiyor. Kolay da bitmiyor. Ama güven, bir insana çok güveniyorsunuz ama onunla ilgili şüphe duymaya başladıktan itibaren bir daha asla eskisi gibi güvenemiyorsunuz. Yani çok zor kazanılıp güven duygusu ne kadar kolay kaybediliyor. Belki ilmek ilmek ördün bugüne kadar ama şu anda bütün duygusunu aldın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Evliliklerde gidemeyen kadını güçsüz olarak, yani boşanmaya karar veremeyen kadını güçsüz olarak zannederler. Oysa o kararı veremeyen sorumluluk duygusu ve çocukları hep önünde olan kadınlardır. Evet. Yani aslında kalp gider, duygu gider ama beden gidemeyip orada böyle zımp gibi kalıyorsa çaresizlik odur aslında. O da niye gidemiyor? Evlatlar için gidemiyor. Alışkanlıkları için gidemiyor, yuvası için gidemiyor. Hayatı bir anda değiştirmekten. O yüzden de bu kararı verirken kendini güçsüz gibi hissetme. Yok. Çok ben... zor aldın çiçeği. İlk defa böyle bir şey gördüm. Olacak, o kadar olacak Esra Hanım. Çok zor aldın. Zor aldım, çok yıkıldım ben. Biz gören yıkıldık. Ben buraya gelirken başka şeyle gelmişim. Hani... pişmanlığını gerçekten görmezsem boşanacağım diye karar vermiştim. Biz de boşanmadık, şans verdik. Şans verdik. Çocuklarım şimdi babasının yolunu gözlüyorlar. Mustafa, daha önce karına çiçek alıp verdin mi? Hı? Daha önce hiç böyle kollarına, ellerine... Hediye. Seni seviyorum diye, anneler günü diye, neyse içinden geldi diye bir buket bıraktın mı? Bir tek doğum günüm daha hediye almıştı. Bir şey bekliyorsun galiba Mustafa. Evet. Bu sefernik çocuklarım için. Güzel yapma, sen yapma. Güzel yapmayacağım. Ne olur. Senin hakkın yok, yapma. Senin hakkın yok. Benim oğlum cennetinden sensin. Sağ ol. Salih'ten Allah razı olsun. Bana yiyeceydin, içeceydin. Memleket devam ediyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.